Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle MeeBot'umuzu masadan düşmeyen robot yapacağız. Tabii ki masadan düşmemesi için çizgi sensörümüzü kullanacağız. Kodları yazdıktan sonra robotumuzu denerken beyaz bir masa üzerinde denememiz gerekiyor. Çünkü bizler şu an çizgi algılayıcı sensörü deneyeceğimiz için orada beyaz ve siyah renk şeklinde algılanması gerekiyor. Masamız beyaz olursa beyazı iki ışıklarda yanacaktır. O yüzden de buna çok dikkat edelim. Yani masalarımızı beyaz alacağız. O şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Eğer masalarımız beyaz olmazsa kesinlikle kodlarımızın çalışmasında sıkıntılar çıkacaktır. O yüzden masalarınız beyaz değilse üzerine beyaz kağıt koyarak da bu çalışmayı deneyebilirsiniz. Masayı bu şekilde çekiyorum. Kenarları da zaten görebiliyorsunuz. Robotumuz kenarlara geldiği zaman geri gelecek ve tekrar yoluna devam edecek. Dikdörtgen masa olduğu için sıkıntılar var. Mesela nasıl bir sıkıntı var? Robotumuz şu kenara geldiği zaman eğer şu şekilde gelirse, bakın şu şekilde geldiğinde çizgi sensörümüz hala masayı gördüğü için ilerlemeye devam edecek. Buradan giderken teker kenara geldiği için robotumuz yan bir şekilde devrilerek masadan düşecektir. O yüzden bizim eğer dikdörtgen masada çalışıyorsak robotumuzun sağ dönüşünü tam 90 derece yapmamız lazım ve masaya bırakırken de şu şekilde 90 derece şekilde gitmesi gerekiyor. Bunun ayarını iyi yapmanız lazım. Eğer bunu yapamazsanız mutlaka tekerler kenara gelecek ve robotumuz düşecektir. Buna çok dikkat edelim. Şey göstermek istiyorum. Yani ışıkları bakın şurada elimi kapattığım zaman iki ışık da yanıyor. Yani bu masanın üzerindeyken aslında yandığını. Bırakırsam bakın şu an robot ışıkları söndü. Yani aslında kenara geldiğini anlıyor robot bu şekilde. Bıraktığınız zaman şu an ışıklarımız yanıyor. Zaten görüyorsunuz. İşte biz de kodlarda bunu kullandık. Bu sayede robotumuz eğer ışıklar sönmüşse kenarda olduğunu algılıyor ve geri doğru gidiyor. O halde hemen kod kısmımıza geçelim. Ekle kısmından MeeBot'umuzu seçiyoruz ve tamama tıklıyoruz. Evet, şimdi yine yükle kısmına geliyorum. Çünkü kodlarımızı robotumuzun içine yüklememiz gerekiyor. Daha sonra da MeeBot kısmını alıyoruz. Sürekli tekrarla diyoruz. Çünkü kodlarımızın sürekli olarak tekrarlanması gerekiyor. Burada şunu yapacağım. Eğer ise değilse diyeceğim. Yani sensörümüz eğer 3 değerine karşılık geliyorsa hangi sensörümüz? Tabii ki çizgi algılayıcımız. Eğer 3 oluyorsa 3 demek ne demekti? İkisi de yanıyor demekti. Eğer ikisi de yanıyorsa demek ki masanın üzerinde olduğunu anlıyor robot. O zaman sürekli ileri doğru gidiyor. Eğer değilse yani bunun haricinde ne varsa ne olabilir? Sadece sağdaki sönük olabilir. Soldaki sönük olabilir. İkisi de sönük olabilir. Böyle durumlar olduğunda ise motoru geriye doğru sür diyeceğim. Önce bir geri alacağım. Daha sonra ise sağ ya da sola dönmesini sağlayacağım. Bunun yönünü tabii ki kendiniz de rastgele seçtirebilirsiniz ama ben hep sağa dönmesini sağlayacağım. Şu şekilde. Geri giderken 1 saniye geri gitmesin. Çok fazla geri gitmiş olur. 0,5 saniye geri gitsin diyeceğim. Hafif bir geri gitsin. Daha sonra da sağa dönsün. Bu da yaklaşık 90 derece dönmesi için 0,7 diyeceğim. Tabii ki siz bunu deneyebilirsiniz kendi motorunuza göre. Veyahut da motorunuzun pillerinizin durumuna göre de robotun dönme durumları da değişecektir. Ben bu şekilde yaptım. Videomuzu da inceleriz. Duruma göre bakarız. Ne olacağını zaten sizler de göreceksiniz. Bu şekilde kodlarımızı hemen bağlandırdıktan sonra robotumuza yüklüyoruz ve nasıl çalıştığını videomuzda hep beraber görelim. Bırakırken de dikkat etmek gerekiyor tabii ki. Işıklar yanıyor. Şimdi masanın üzerinde olduğunu algılıyor. Kenara geldi ve geriye döndü. Şimdi burada giderken yine kenara gelecek ve dönüyor. Tabii ki dönüşlerin 90 derece yapması gerekiyor. Bakın şimdi teker kenara geldiği için çıkma durumu söz konusu oldu. Bu şekilde robotunuza dikkat etmeniz gerekmekte dikdörtgen olduğu zaman. Ancak robotumuzun şöyle artık görmüşsünüzdür. Robotumuzun sağ ve sol tarafına da yine çizgi ilerleyen
çizgi sensörü takarsanız eğer bir şekilde bu taraflara da takabilirsek böylelikle robotumuz yanlara da geldiğinde, yanlara da gördüğünde bu sensör 3 tane olduğu için masadan çıkmayacaktır. O zaman masaya geldiğini anlayacaktır. Tekrar geri gidecektir. O yüzden sensör sayısını artırabiliriz. İşte dikdörtgen masada böyle sıkıntılar karşımıza gelmekte. Bir de yuvarlak masada denemek istiyorum. Bakalım yuvarlak masada nasıl olacak? Evet, şimdi M-Bot'umuzu yuvarlak masa etrafında deneyeceğiz. Evet, kenarları bu şekilde düzeltiyorum ki o artık kalan yerler orayı beyaz gösterip robotumuz ilerlemesin diye. Evet, görmüş olduğunuz gibi yuvarlak masa etrafında robotumuzun düşmesi daha zor. Bu şekilde siz de robotunuzu artık masa üzerinden düşmeyen şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi masanız ört olmadan eğer sadece beyazsa zaten sıkıntı çıkmayacaktır. Evet, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi yuvarlak masa etrafında robotumuzun düşmesinin daha zor olduğunu görüyoruz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Evet.